Herkese merhaba. Ben Orhan Kalçı. Yeni bir Fireworks dersimizde beraberiz. Bana www.orhankalçı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Öncelikle yeni bir doküman açtım. 400x400 açtım. Yeni bir doküman ve şimdi bu dokümana böyle kurşun yemiş bir yazı efekti verelim istiyorum. Öncelikle dokümanımın yani sahnemin renginin siyah olmasını istiyorum ve yazdığım yazının da beyaz bir font olmasını istiyorum. Örneğin ne yazalım? Yine Orhan yazarak örnek verelim. Evet. Şimdi Orhan'ı yazdık. Ardından da sahnem için vektör kısmından elips tool'u seçiyorum. Ve elipslerimin rengi beyaz olsun, şimdilik beyaz olsun ve bu elipsleri çizerken geri alayım. Shift tuşuna basılı tutarsanız bakın muazzam ebatlarda çizim yapar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Bir de farklı bir küçük çizelim şöyle. Evet. Şimdi kopyala yapıştır yapmayacağım. Böyle hepsi farklı farklı düğme halinde. Güzel olsun, güzel görünsün istiyorum. Evet, böyle güzel güzel baloncuklar çiziyorum. Şuradan çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Böyle çiziyorum falan gibi. Evet, yeterli mi? Yeterli. Şimdi bunları gelip şu şekilde alıp rengimi siyah yaparsam gördüğünüz gibi kurşun yemiş bir yazı veririm. Peki daha neler yapabilirim? Daha güzel şeyler yapabilir miyim? Yapabilirim. Buradan renk sekmesine gidip Fill Options'dan bu rengimi gradient yapabilirim. Gördüğünüz gibi hatta ve hatta beyaz rengini daha az yoğunlukta yapabilirim. Şu şekilde daha çok siyah çalsın ve bir tane daha yeni ekleyip şöyle daha da koyutabilirim ya da daha da açabilirim. Ben daha koyu olsun istiyorum. Şöyle yani bu kadar koyu yeter. Yani çok fazla koyuya gerek yokmuş. Başka ne yapabilirim? Buradan farklı farklı işlemler yapabilirim. Mesela Modify'dan Flatten Selection yaparsam ardından artık buradaki bitmap araçlarından bakın bitmap'e çevirdim. Bitmap araçlarını kullanabilirim. Ne işime yarar? Bakın nokta nokta baloncuklar yaparak bu şeklini yaptım ama bakın gördüğünüz gibi silgi aracında da Flatten Pad'e çevirerek yapabilirim. Yani aslında size iki yol göstermiş oldum. Bunun dışında ne olabilir? Blur efektini verebilirim. Mesela O harfine, O harfi ve M harfi bu şekilde bulanık olabilir. Aynı şekilde Burn Tool'la daha koyu ve R ve H harfi olabilir. Brush özelliğini kullanabilirim belki. Brush Tool'da mesela örneğin buraların şöyle şöyle böyle mavi efektli olmasını isteyebilirim. Şöyle koyu olan kısmı şunun oldukça mavi olmasını isteyebilirim. Şimdi geri alayım. Güzel olmadı. Beğenmedim. Evet, bu şekilde genel anlamda kurşun yemiş bir yazı yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi orankalcı.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.